Merhaba arkadaşlar, yeni bir videoya daha hoş geldiniz. Teknolojinin merkezinde M. Fatih Demir, hoş geldiniz. Bildiğiniz üzere daha önce Hangisi Daha İyi serisinin 75. bölümünde Xiaomi Mi 14 Ultra ile Samsung Galaxy S24 Ultra'yı karşılaştırmıştık. 18-16'lık bir skor tablosuyla Xiaomi Mi Ultra kazanmıştı. Mi 14 Ultra maçı kazanmıştı. Ondan sonra en iyi kameralara sahip telefonları karşılaştıracağız demiştik. Sözümüzde durduk mu? Tabii ki. Bugün karşılaştıracağımız modeller dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonları olarak tarihe geçen bazı modeller olan Honor 200 Pro ve Huawei Pro 70 Ultra. Bu iki modeli karşılaştıracağız. Ancak kamera konusunda tabii ki Honor 200 Pro ve Huawei Pro 70 Ultra'dan farklı modeller de var. Mesela Xiaomi Mi 12 S Ultra, Tecno Camon 30, Oppo Reno 11F ve Samsung Galaxy S24 Ultra gibi modellerin kameraları da fena değil. Şimdi diyeceksiniz, 3. sezonundan hiçbir şekilde iPhone karşılaştırması yapmadık. Apple'ın 66. bölümden sonra aldığı yenilgi üstüne Apple'ı bir kez daha üzmemek için 3. sezonda iPhone'ları çok daha geç getirmeye karar verdim. Yani 80. bölümden itibaren Apple ürünlerinin gelmesi muhtemel. 1,5 dakikadır süren başlangıç kaydını burada bitirip Honor 200 Pro ve Huawei Pro 70 Ultra'nın karşılaştırmasına başlayalım. Evet, kamera karşılaştırmasına tekrardan başlıyoruz. Şimdi bu eldeki modellerden biraz bahsedeceğim. Honor 200 Pro daha yeni tanıtıldı. Bundan bir iki ay önce falan tanıtıldı. Bilmiyorum, Haziran ya da Temmuz ayında tanıtıldı Honor 200 Pro. Huawei Pro 70 Ultra modeli sayesinde Huawei P serisi Huawei Pro serisine dönüştü. En son P60 serisi çıktı. Tabii P60 Türkiye'de yok. Yalnızca P60 Pro modelini Türkiye'de satıyorlar. Pro 70 serisi ise 2024 yılı Haziran ayında Türk pazarına girdi. Yani Pro 70, Pro 70 Pro ve Pro 70 Ultra gençler Türkiye pazarına giriş yaptı. Şimdi Pro 70 Ultra nasıl oldu da DxO Mark'tan o kadar yüksek bir puan aldı? Şimdi şöyle dostlar, Huawei yapay zeka destekli bir kamera geliştirdi. Bu kamerayı da Pro 70 serisine entegre etti. Özellikle de Pro 70 Pro ve Pro 70 Ultra modellerini. Şimdi Huawei Pro 70 Ultra'nın kamerası hareket edebiliyor. Yani bir öne gidebiliyor, bir arkaya girebiliyor. Huawei'nin geliştirdiği kamera gerçekten güzel. Aynı zamanda arkadaşlar, bu telefonda kalkıp bir şeyi telefonu sallayarak fotoğraf çektiğiniz zaman yapay zeka özelliği sayesinde salladığınız fotoğraf bir bakmışsınız düzelmiş. İsterseniz videoyu fazla uzatmayalım. Honor'dan da biraz bahsedeceğim. Honor 200 ve Honor 200 Pro için Honor dünyanın en önde gelen kamera markalarından biriyle işbirliği yapmış. Bu sayede Honor 200 serisi de dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonu olarak tarihe geçti diyebilirim. Hemen lafı uzatmadan seriye başlayalım çünkü yaklaşık olarak 2 dakikadır kayıttayım. İsterseniz arkadaşlar karşılaştırmamıza geçelim. Honor 200 Pro vs Huawei Pro 70 Ultra. Honor'dan başlıyoruz arkadaşlar. Ekran boyutu 6.78 inç, ekran teknolojisi OLED, ekran çözünürlüğü 1244x2700 piksel, ekran çözünürlük standartı Full HD+, piksel yoğunluğu 437 ppi, ekran yenileme hızı 120 Hz, ekran oranı 20/9, ekran alanı 111.03 cm², ekran özellikleri 10 bit renk derinliği, 3840 Hz PWM dimming, maksimum parlaklık 4000 nit, çerçevesiz tasarım, DCI-P3 %100, DCI-P3 renk uzayı, Delta E027, 3 boyutlu eğimli ekran, ekran içinde ön kamera, HDR, ıslak parmak algılama, multi-touch, 10 noktalı multi-touch ve sürekli açık ekran özelliklerine sahip. Evet, dokunma tektürü kapasitif ekran renk sayısı 1.07 milyar yani. Ekran gövde oranı %90.42, pil kapasitesi 5200 mAh, USB Type-C ile şarj oluyor, lityum polimer bir pil var, 100 watt hızlı şarj destekliyor. Kablosuz şarjda gene 66 watt değerinde hızlı şarj.
15 dakikada %50 dolum demiş. Aynı zamanda silikon karbon demiş. 50 megapiksel OIS desteğine sahip bir ana kameramız var. Ha, bu arada şimdi isterseniz şu kısmı ben bir kopyalayayım. İnternet üzerinde araştırayım. Kopyala. Ne? Mikrometre. Tamamdır. Hatırlarsanız 75. bölümde bununla ilgili bir şey demiştim. O simgeyi ne anlamını bulup sonraki bölümlerden itibaren de o şekilde kullanacağız demiştik. Sözümüzde gene durduk. Evet. Evet, artık daha rahat okuyabiliriz. 2.44 mikrometre piksel, 7 element lens, dahili QR kod okuyucu, gülümseme yakalama, HDR, 2.5 santim makro çekim, Omnivision OV50H sensör, otomatik odaklama, panorama, perde hızı kontrolü, Fast Detect, audio focus, portre modu, seri çekim modu, sesli komut, yapay zeka destekli portre modu, yapay zeka, sahne algılama ve zamanlayıcı. LED flaşımız var, diyafram açıklığı f1.9, kamera sensör boyutu 1/1.3 inç, video kayıt çözünürlüğü 4K 60 kare, video kayıt uzaklığı, dijital görüntü saflayıcı, timelapse ve yavaş çekim video kayıt. Video kayıt seçenekleri, 4K'da 30 ve 60, 1080p'de 30 ve 60 kare. İkinci el kamera 12 megapiksel, f2.2 diyafram açıklığına sahip 112 derecelik bir ekstra geniş açı kamerası. Özellikle demiş, ekstra geniş açı 112 derece ekstra geniş açı, makro çekim ve otomatik odaklama özellikleri var. Üçüncü ak kameramız 50 megapiksel yine. F2.4 diyafram açıklığına sahip. Üçüncü arka kamera özellikleri 50 kat dijital yaklaştırma. Optik görüntü sabitleyici. 2.5 kat optik zoom. Sony Exmor IMX856 sensör ve telefoto kameramız var. Bu arada ikinci ön kamera olayı var. Gördüm. İkinci ön kamera 2 megapiksel, ikinci ön kamera diyaframı f2.4 derinlik algısı özelliğimiz var. Ön kamera çözünürlüğü 50 megapiksel ve bu da 4K 30 kare video kaydı yapabiliyor. Ön kamera diyaframı açıklığı f2.1, ön kamera özellikleri dijital görüntü saatleyici, gesture shot, gülümseme algılama, HDR, portre modu, sesle komut, timelapse, yapay zeka iyileştirme ve zamanlayıcı var. DxO Mark kamerada aldığı puan 137. İşlemci Snapdragon 8S Gen 3. Ya bu işlemci daha önce yalnızca Çin'de satışa sunulan Xiaomi Redmi Turbo 3 modelini gördüm. Buna rağmen kalkıp Çin telefonunu Tunus'ta satanları gördüm. Evet. Yalnızca Çin'e özel bir model. Çünkü baktığım zaman orada HyperOS'in Çin sürümü yüklüydü. Ve Snapdragon 8S Gen 3 ile gelmesi gerçekten beni şaşırttı. 8 Plus ya da 8 Gen 3 olsaydı ne olurdu diye merak ediyorum. Ve 8S Gen 3'ün burada olması gerçekten beni şaşırtıyor. Qualcomm'un Snapdragon işlemcinin kullandığı bir diğer modelde Honor burada gördük. Devam edelim. CPU frekans 3 GHz, 8 çekirdekli bir işlemci. Ana işlemci 1x 3.0 GHz Cortex X4, birinci yardımcı işlemci 4x 2.8 GHz Cortex A720, ikinci yardımcı işlemci 3x 2 GHz Cortex A520. İşlemci mimarisi 64 bit, grafik işlemcisi Adreno 735, 4 nanometre üretim teknolojisine sahip. AnTuTu'da aldığı puana bakın. Bir duralım arkadaşlar şurada. Aman ne harika. Bu kez de korna ve motor sesleri yüzünden videoyu durdurmak zorunda kaldım. Neyse. AnTuTu'dan aldığı puanı açıklıyorduk. Evet. Aldığı puan 1.281.700. Geekbench 6 tek çekirdekte 1960, çok çekirdekte 4.680 puan almış. 12 GB RAM, 512 GB hafıza diyor. 12 ve 16 GB RAM, 256, 512 GB veya 1 TB hafıza seçenekliği mevcut. Uzunluk 163.3, genişlik 75.2, kalınlık 8.2 mm, ağırlık 199 gram. Renk seçenekleri beyaz, pembe, siyah ve yeşil. Gövde malzemeleri belirtilmemiş, 5G tabii ki var. Android 14, Magic OS 8.0 ile gelen bir model. Wi-Fi 6 var.
Wi-Fi özellikleri 2X, MIMO, Dual Band, MIMO, Wi-Fi Direct, Wi-Fi Hotspot var. NFC var, Bluetooth 5.3 var. Bluetooth özellikleri AAC, APTX, APTX HD, BLE, LDAC ve SBC özellikleri var. Kızıl ötesi var. Güzel. Genelde kızıl ötesi özelliğini Xiaomi telefonlarda görüyordum. Yani sırf kızıl ötesi özelliği yüzünden Xiaomi'yi tercih ediyordum ama Honor'da da aynı şekilde kızıl ötesi varmış. Bu da güzel. Evet. Navigasyon özellikleri Galileo A GPS, GLONASS GPS ve BDS. Radyo yok. Hoparlör özellikleri çift hoparlör ve stereo. Ses çıkış USB Type-C. Suya dayanıklılık var. IPX5. Toza dayanıklılık IP6X. Görüntü koşma var. Sensörler. İvme ölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, arka ortam ışığı sensörü, pusula ve yakınlık sensörü, ekran içi parmak izi okuyucu var, LED bildirim ışığımız yok. Sağ değerleri o. Başa 0.87 wattlık vücuda 1.11. Servis ve uygulama. Air Jester. Ekran yansıtma, kablosuz şarj ile başka cihazları şarj edebilme. Bu arada kablosuz şarj ile başka cihazları şarj edebilme özelliğini ben ilk olarak Huawei Mate 20 Pro'da gördüm. Ve o modelin gerçekten 2018 yılındaki reklamlarını izledim. O reklamlarda gerçekten iki tane Mate 20 Pro birbirini kablosuz yardımıyla şarj edebiliyor. Yani adamlar reklamını bile yapmışlar bu işin. Devam edelim. Karanlık mod, kolay arayüz, USB OTG ile başka cihazları şarj edebilme, vapor chamber soğutma ve yüz tanımlama özellikleri var. Kutu içeriği. Telefona uygulanmış şekilde gelen ekran koruma filmi, şeffaf arka kapak kılıfı, sim çıkartma iğnesi, 100 wattlık USB 100 adaptörü ve USB kablosu var. USB 2.0, USB Type-C, USB OTG desteği var. Çift hat. 2024 yılı Mayıs ayında çıkmış. Honor 200 Pro. Ama benim ilk Temmuz ayında haberim oldu bu modelden. Neyse, Huawei Pro 70 Ultra'ya geldik. Kamera konusunda birçok telefon şirketini geride bıraktı Huawei. Acaba bu bölümde kazanabilecek mi? Daha önce 57. bölümde iPhone 15 Pro'ya karşı kazanmıştı. Acaba bu kez kazanabilecek mi merak ediyorum. Dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlarından biri Huawei Pro 70 Ultra'dır. Bakalım Huawei bu bölümde kazanabilecek mi? Son bölümlerde Huawei gerçekten kazanmaya başladı. Evet. 6.8 inç bir ekran var. Ekran teknolojisi OLED. Ekran çözünürlüğü 1260x2844 piksel. Ekran çözünürlüğü standardı FHD+. Piksel yoğunluğu 460 ppi. Ekran yenileme hızı 120 Hz. Ekran uzunluğu 20/9. Ekran alanı 110.23 cm². Ekran uzaklığı 10 bit. Renk derinliği 1440 Hz PWM dimming. Maksimum parlaklık 2500 nit. Dokunma tepki hızı 300 Hz. Çerçevesiz tasarım, DCI-P3 renk uzayı, eğimli ekran, gene 3 boyutlu. Ekran içinde ön kamera, HDR. Düşük sıcaklık, polikristalin oksit. Multitouch ve sürekli açık ekran özellikleri mevcut. Ekran dayanıklılığı daha önce görmeye alışmadığımız bir model. Yani Xiaomi Shield Glass'ı gördüm. Corning Gorilla Glass Victus'u gördüm. Ama burada kullanılan model bambaşka. Huawei tarafından geliştirildiği yüksek ihtimal. Kunlun Glass 2 adında bir ekran dayanıklılık sistemi kullanılmış. Dogmatik duyu kapasitif ekran renk sayısı 1.07 milyar. Ekran gövde oranı %90.27. Pil kapasitesi 5200 mAh. Şarj giriş USB Type-C. 100 W hızlı şarj destekliyor bu da. Kablosuz şarj konusunda 80 W hızlı şarj destekliyor. Pil değiştirilemiyor. 50 megapiksel ana kamera sahip. Sensör Shift OIS destekli. Vay be. Çift aralıklı diyafram. Renk sıcaklık sensörü. Contrast Detection Audio Focus. Dahili QR kod okuyucu. Gülümseme yakalama. HDR. Lazer otomatik odaklama. 10 cm makro çekim. Multispektrum. Renk sıcaklığı sensörü. Otomatik odaklama. Panorama. Perde hızı kontrolü, perde hızı 30 saniye, face detect, audio focus, portre modu, raw kayıt yapabilme, seri çekim modu, sesli komut, yapay zeka sahne algılama ve zamanlayıcı. 2 led, çift tonlu flash var. Diyafram açıklığı f1.6, maksimum f4.0. Odak uzaklığı 22.5 mm. Kamera sensör boyutu 1/1 inç. Ekran, video kayıt çözünürlüğü 4K 60 kare. Video kayıt özellikleri. Dijital görüntü saptayıcı, 4K dijital görüntü saptayıcı, timelapse ve yavaş çekim video kayıt. Video kayıt seçenekleri 4K'da 30 ve 60, 1080p yani HD'de 30 ve 60 kare. Ağır çekimde 1080p 960 kare. İkinci arka kamera 40 megapiksel.
F2.2 diyafram açıklığına sahip. İkinci akla kamera özellikleri 13 mm ekstra geniş açı ve makro çekim. Üçüncü akla kamera da 50 mm F2.1 diyafram açıklığına sahip. 100 kat dijital zoom 90 mm. Optik görüntü saptayıcı 3.5 kat optik zoom. Otomatik odaklanma 5 cm. Telefoto makro ve telefoto. 13 mm'lik bir ön kameramız var. 4K 60 kare video kaydı yapabilir. F2.4 diyafram açıklığı. Ön kamera özellikleri: dijital görüntü sabitleyici, gesture shot, HDR, otomatik odaklama, panorama selfie, portre modu, sesli komut, timelapse, video HDR, yavaş çekim, video kayıt ve zamanlayıcı var. DxOMark kamerada aldığı puan 163. İşlemci Huawei Kirin 9010. Bildiğiniz üzere Qualcomm artık Huawei için işlemci üretmiyor diyebiliyorum. Tabi Huawei de kendi Kirin işlemcilerini kullanıyor. Tabi gerçekten Huawei kendi geliştirmeye devam ediyor. Bu arada şöyle bir sorun var. Daha doğrusu sorun değil de şöyle bir söylenti var. Amerikan ambargoları kaldırılabilirmiş Huawei'ye karşı yapılan. Bildiğiniz üzere 2019 yılı Mayıs ayından itibaren Huawei Google servislerini erişemiyor. Ancak Harmony OS 4.2 tabanlı EMUI 14 kullanıcı arayüzüyle birlikte Google servisleri App Gallery üzerinden indirilebilir hale geldi. Evet. Eğer ambargolar kaldırılırsa Huawei tekrardan Google servislerine kavuşabilir. Böyle bir düşünce var bazı insanlarda. Ancak Huawei'nin şu açıklaması da dikkate alınmalı. Amerika Birleşik Devletleri geri adım atsa bile biz kendi mobil servislerimizi kullanmaya devam edeceğiz şeklinde bir açıklama geldi Huawei'den. Böyle bir şey olabilir mi? Bekliyoruz. Yani eğer yaptırımlar kaldırılırsa biz de bu durumu göreceğiz. YouTube inceleme ekibine tekrar önemli not bırakıyorum. Az önce anlattıklarımın kesinlikle bir ihlal, burada geçen şeylerin kesinlikle bir ihlal niyeti taşımadığını buradan iletmek isterim YouTube inceleme ekibine. Evet. CPU frekansı 2.3 GHz 8 çekirdekli bir işlemci, ana işlemci 1x 2.3 GHz Taishan, birinci yardımcı işlemci 3x 2.18 GHz Taishan, İkinci yardımcı işlemci 4x 1.55 GHz. İşlemci mimarisi 64.000. Grafik işlemcisi de Maleon 910. GPU frekansı 950 MHz. CPU üretim teknolojisi 7 nanometre. Antutu benchmark'ta aldığı puan 987.200. Geekbench 6 tek çekirdekte 1445, çoklu çekirdekte 4480 puan almış. 16 GB RAM, 512 GB hafıza var. Uzunluk 162.6, genişlik 75.1, kalınlık 8.4 mm, ağırlık 226 gram, beyaz, kahverengi, siyah ve yeşil olmak üzere 4 farklı renk seçeneğiyle geliyor. Kapağın gövde malzemesi deri görünümlü kauçuk veya plastik. Çerçevenin gövde malzemesi alüminyum. 5G yok. Üzüldüm. Android 12 demiş ama hayır. Harmony OS ile geliyor. Harmony OS 4.2 ile geliyor yüksek ihtimal. HarmonyOS 4 ya da 4.2, EMUI 14.2 kullanıcı arayüzüm. Wi-Fi 6, Wi-Fi özellikleri 1024 QAM, 2X MIMO, 8X, 8 MIMO, Dual Band, HE 160 MIMO, Nu MIMO ve Wi-Fi hotspot var. NFC var, Bluetooth 5.2, Bluetooth özellikleri AAC, L2 HC, LDAC ve SBC, kız ötesi var. Navigasyon özellikleri QZSS, L1+L5, GPS, L1+L5, Dual Frequency, GPS, Navi-C, Beidou, B1C, artı B2A, artı B2B, Quad Band, Galileo, QZSS, A GPS, GLONASS, GPS, Galileo, E1+, E5A, artı E2B, Triband ve BLS var. Radyo yok, çift hoparlör, stereo, USB Type-C ses çıkışı, suya dayanıklılık, IP68, toza dayanıklılık, IP6, ilk görüntü konuşma var, sensörler, hal sensörü, ivme ölçer, jiroskop, ortam ışığı sensörü, pusula ve yakınlık sensörü, parmak izi okuyucu var ekran için. Sağ değerli, başa 0.99, vücuda 1.29 watt bölü kilo. Servis ve uygulamalar: Air Gesture, ekran yansıtma, gürültü önleyici, 2 mikrofon, hızlı kablosuz şarj etme, kablosuz şarjda başka cihazla şarj edebilme, karanlık mod, kolay arayüz, tek elde kullanım modu, USB OTG ile başka cihazla şarj edebilme ve yüz tanımlama. Ulan bayağı ileri gittim. Kutu içi: kılıf, sim iğnesi, 100 wattlık güç adaptörü ve C2C USB kablosu.
USB versin. 3.2 Gen 2, USB 3.1, USB bound, USB Type-C, USB OTG, hat sayısı çift hat, SIM kart boyutu nano SIM. 2024 yılı Nisan ayında tanıtılmış Huawei Pura 70 Ultra. Evet, şimdi elimde iki tane telefon var. Biri Honor 200 Pro, diğeri Huawei Pura 70 Ultra. Peki bu telefonlardan hangisi daha iyi? Hep birlikte görelim. Evet. Şimdi karşılaştırmaya geldik. Sonuçlar. Uygun fiyat derseniz Honor 200 Pro bence daha mantıklı bir seçim. Çünkü Huawei Pura 70 Ultra yani 67 bin lira. Burada 30 bin 33 bin lira arası. Yani Honor uygun fiyatta da 1-0, 1-0, 1-1, 2-1 Huawei öne geçti. 3-1 3-2 3'e 3 4'e 3 Durum 4'e 3 5'e 3 Durum 5'e 3 5'e 4 5'e 5 6'ya 5 7'ye 5 7'ye 6 7'ye 7 8'e 7 7'ye 6 dedik 7'ye 7 Heh, evet 7'ye 7. Hı. 8'e 7. 8'e 8, 9'a 8, 10'a 8, 11'e 8. 12'ye 8. 13'e 8, 14'e 8, 15'e 8, 16'ya 8. 17'ye 8. Durum 17'ye 8 18'e 8 18'e 9 19'a 9 20'ye 9 Evet 20'ye 9'luk bir skor tablosu ile karşı karşıyayız. Honor 200 Pro bu bölümün kazananı oldu. Tebrikler Honor. Bu bölümü sen kazandın. Huawei ise dünyanın en iyi kamerasına sahip telefonlarından birini üretmiş olmasına rağmen bu maçtan yenilgiyle ayrılıyor. Evet. Bugün gerçekten güzel bir karşılaşmaydı. Bugün ne yaptık? Honor 200 Pro ile Huawei Pura 70 Ultra'yı karşılaştırdık. 20'ye 9'luk bir skor tablosu Honor 200 Pro kazandı arkadaşlar. Gerçekten. Hem uygun fiyatlı hem de kamera konusunda Huawei'ye göre biraz daha iyi. Tek sıkıntısı ön kamerada 4K 30 kare yerine 4K 60 kare video kaydını destekleseydi Honor 200 Pro gerçekten bir kamera canavarı olabilirdi. Ama gerçekten halen daha bir canavar. Hem Türkiye'de uygun fiyat yani 30 bin 33 bin lira arası. Huawei desen yani 68 bin lira civarındaydı. Hatta bakalım. Hayır 67 bin lira. Yani onun için benim tavsiyem Honor 200 Pro. Hem Google servisleri yüklü geliyor zaten Honor 200 Pro'da. Yani Huawei'den ayrıldığı için Google servislerini alabiliyor. Yani Google servisleri yüklü geldiği için ben hem uygun fiyatlı olsun diyorsanız Honor 200 Pro ben size tavsiye. Evet. 77. bölümde görüşmek dileğiyle. Hoşça kalın. Sevgiyle kalın.
Thank you.